Evet, sevgili dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Üzülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Neresinden başlasam bilemiyorum. Öyle enteresan bir video ile karşınızdayım. Şimdi kıymetli arkadaşlar Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yerine Alessandro diye başlayayım. Juventus'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı Solbek Alessandro takımdan ayrılmayı düşünüyor. Suudi basınındaki habere göre Sambacı Fenerbahçe'ye için planlardan biriymiş. Şimdi Suudi basını büyük bir iddia ortaya atmış. Sezon sonunda Ferdi Kadol'un ayrılmasına artık herkes kesin gözüyle bakıyor ve bu boşluğun doldurulması için de çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'nin Sandro ile görüşmelere başladığı duyurulmuş. 33 yaşındaki oyuncu Juventus'ta arka plana düşeceği için ayrılmak istiyor diyor. Fenerbahçe'nin de iştahını kabarttı diyor. Şimdi Juventus'ta 9. senesi 15'te 28 milyon euroya Portu'dan alınmış. 50 milyon euroları görmüş bu sezon 12 lig maçında şans buldu ama skor üretemedi diyor. Hani bir laf vardır ya çok sevdiysen oğlunu al diye. Çok sevdiysen oğlunu al. Sıradaki habere geçelim. Yani bu haber doğru değil arkadaşlar. Fenerbahçe o alanda zirvede. Şimdi Fenerbahçe bu sezon ön alanda yaptığı şok preste rakipsiz 3. bölgede 265 top kapıp 58'ini şutla bitiren Sarı Lacivertler tam 15 gol buldu. Major liglerde yer alan 116 ekip arasında Avrupa'nın en iyi takımı oldu diyor. Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta 11 galibiyet 4 beraberlik yeni yüzü görmeyen Fenerbahçe sezon başından beri İsmail Kartal'ın ön alan baskısı taktiğiyle rakiplerinin adeta fişini çekiyor demiş. Şiddetli presle mücadele ettiği ekibin pas kanallarını kilitleyen Salahacvetler bunun karşılığında fazlasıyla alıyor. İkinci ve üçüncü alanda uygulanan şeyler diyor. Hani takımlar yanına bile yaklaşamadı diyor. Fenerbahçe 15 golle zirvedeyken en yakın rakipleri 8 golle Atletico Bilbao, Stuttgart, Bournemouth, Newcastle gibi takımlar diyor. Arkadaşlar ön alan baskısının bir de dezavantajı var. Hani topu kaparsan sıkıntı değil ama kapmazsan, kapamazsan... O zaman ne yapacaksın? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir hususta da bir bilgilendireyim arkadaşlar. <laughs> bu videonun açıklama kısmında da en başta var. Bağlantıya tıklıyorsunuz. Kadıköy Sokak açılıyor ya ve abone olduğunuz diğer yerler açılıyor arkadaşlar. Onlara tıklıyorsunuz. Onlardan birini yani Kadıköy Sokak abone olun yazısına tıklayıp üstüne tıklayıp bu abone olun yazısının üstüne tıklayıp Tümünü seçiyorsunuz. Yoksa hiçbir bildirim gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve YouTube sisteminden aldığım verilere göre kanalımızda sadece 2700 kişinin ki aktifmiş. Yani siz farkında olmadan YouTube bunu değiştirmiş olabilir. Sıradaki habere ve sıradaki kısma geçelim. Sevgili Evren Mutlu'ya da teşekkürler. Müthiş yani introlar için. Bozkurt Yılmaz geçmişte Fenerbahçeli futbolcular görüntüler incelenip ceza aldıysa Icardi de alacak demiş. Ankara gücü başvuruyu yaptı. Şimdi top TFF'de demiş. Top TFF'de ise bu işlem bir şey çıkmaz. Onu da söyleyeyim. Kimlerin arka bahçesi olduğunu herkes iyi biliyor. Her şey geçti. Icardi'nin görüntüsü yayıncı kuruluşta nasıl yok? Hakem meyreleş bana tükürdü dedi. Tükürmediğine dair görüntüler kaç gün sonra ortaya çıktı. Yalan söyleyen o hakem görev yapmaya devam etti diyor. Yani Türkiye'de futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanan kirli bir düzene doğru gidiyor. Bu arada Ankara gücü salı günü Ankara Eryaman Stadyum'da oynanacak olan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında deplasman bilet fiyatlarını 1500 ila 2000 TL arasında yapmayı planlıyormuş. Az olur 15-20 bin TL falan yapsınlar. Yani yakışanı yapsınlar. Herkes kendine yakışanı yapsın. Doğru adreste olduğunuz için de bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Berk Berköz. Kerem Demirbay sezon başı çok kötü performans sergiliyordu. Aynı performans Fenerbahçe'de sevgilise kadro dışı kalırdı. Galatasaray ne yaptı? Sabretti. Şimdi Kerem takımın en formda oyuncularından. Fenerbahçe taraftarı ise "Kurun içi 3 maçta sildi" diyor. Şimdi arkadaşlar ben 450 dakika izlemeden yorum yapmam biliyorsunuz futbolcular üzerine. Çünkü geçmişte bunu yaptım, yanıldım. Aynısını kurun iç içinde söyledim. Dedim ki arkadaşlar 450 dakika izleyelim. Hocam 450 dakika izledin yorumun nedir dediler. Aslında ben açıkladım ama bir kez daha açıklayayım. Kurun içten asla 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 6 numara yani ön libera olmaz. Süper Lig'de kurun içi 6 numara oynatan kişi intihar eder. Gel beni yen der. Ha ne zaman altı oynar biliyor musun? Rakip otobüs çeker. Dizler oraya futbolcularını oynat. Sıkıntı yok. Derbiye çıkarsın çift önlüver oynatayım dersin. Hem İsmail hem Kuruç de bekleyin burada şey, 6-6 oynayın dersin. Oynar. Onun dışında asla oynamaz. Kurun iç 8'de oynarsa kahraman. 10'da ilan edilirse yarı kahraman ilan edilir. Bunu da ısrarla söylüyorum. Hocam bir şey anlamadım. 6 ile 8 arasındaki farkı bana anlatır mısın? Ne fark var? Ne fark var? Yani bana bir anlat. 6 ile 8 arasındaki fark nedir? Arkadaşlar 6 ile 8 arasındaki fark şudur. Birisi ön libero yani savunma ağırlıklı oyunculuk yapar. Diğeri 8 numara. Çift yönlü orta saha oyunculuğu yapar. Daha çok ofansa düşünür. yani Daha çok atak düşünür. Olay bu. Yani e, işten daha çok atak düşünen, pas yapan, top dağıtan, dönenleri kovalayan, ceza sahasının etrafında dolaşıp, şut çeken, atak tamamlayan, gol atan futbolcu olur. Ama asla rakibi karşılayan oyuncu olmaz. Sıradaki İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı için bazı taktikler düşündü diyor arkadaşlar. Kadroda değişikliğe gidiyor diye bir haber var. E, kısmen doğru, kısmen yanlış. Şimdi Cengiz'in yerine İrfancan Kahveci 11'de başlayacak diyor. Sana hastayım anlasana diyor İrfancan Kahveci. Şimdi Cengiz'in yerine İrfan'ı ben de bekliyorum açıkçası. Yani oyuna sonradan girmiş, bir gol bir asist yapmış. Hal böyleyken oynatmak daha mantıklı. Ancak çok ısrarla söylediğim, şiddetle belirttiğim hususu bir kez daha söylüyorum. Rakip sana tedbir almak zorunda. Rakibi şaşırtmak zorundasın. Rakibi perte çıkartmak zorundasın. Rakibi beklemediği yerden vurmak zorundasın. Eğer rakibi beklemediği yerden vurmazsan rakip seni vurur. Bakın haftalardır ne oluyor? Hiç şu ana kadar golü yok. Futbolcunun Fenerbahçe maçında oynuyor. iki gol bir attı bir gol bir attı. Niye? Fenerbahçe çalışmıyor ki dersine. Fenerbahçe ideal 11'i diziyor. Şunlar 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 oynar. Bitti. Arkadaşlar. Futbolcu farklılığı buradan çıkıyor ortaya. Cengiz ile İrfan aynı oyuncu değil. Aynı tip oyuncu değil. Asla değil. Kat A değil. Kesinlikle değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimanski çok tartıştı değil mi? Çek Şimanski'yi yedi. Çek yedi. İrfan Can'ı koy on numaraya. Cengiz'i koy sağ tarafa. Solda Tadic. Forvet'te Ceko. Sürpriz olur mu? Hocam çok büyük sürpriz olur. Kimse Şimanski'nin oynamamasını beklemiyor. Değiştiriyorum. Değiştiriyorum. İsmail orta saha. 8 numarada İrfancan Kahveci. 10 numarada Şimanski. Sağda Cengiz Ünder. Solda Tadic. Değişiklik olur mu? Hocam enfes bir değişiklik olur. Anlatabiliyor muyum? Rakip bunu bekler mi? Bence beklemez. Asla beklemez. Neyse kurun iç yerine Mert Hakan Yandaş oynayacak diyor. Ben Mert Hakan Yandaş'ın oynaması taraftarı mıyım? Değilim. Çünkü bizim taraftarımız sabırsız. Az önce de söylediğim gibi. Yani taraftar beğenmiyor. Osterwald'e 7'ye gelecek. Ferdi Solbeck'e geçecek. Sağ bekte Mert Müldür oynayacak diyor. Valla geçen maçtaki Osterwald'e performansını hiç araştırdınız mı? Bir kez araştırmanızı tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Osterwold'in istatistiklerine baktığınız zaman e, bu adamın oynaması lazım diyeceğinizden eminim. Hocam yani İsmail Kartal'ın da birazcık adaleti varsa bunu oynatır diyeceksiniz. Olay bu. Edinçeko arkadaşlar Edinçeko 2 gün önceki, daha doğrusu 3 gün önceki idmanda yer almadı, doğru. Güçlendirdi kendine. Salon çalışması yaptı. Dünkü idmanda yer aldı. Hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Hani Kasımpaşa maçında Joshua King dışında bütün oyuncular oynayabilir durumda, lisansı olan bütün oyuncular oynayabilir durumda. Şimdi Luan Perez falan değil. Onun yani hazır olsa da oynayamaz. Onu saymıyorum. Ryan Kent de hazır olsa da oynayamaz. Onu da saymıyorum. Çünkü arkadaşlar Kent'in ve Perez'in lisansları yok. Ben olsam Dinamo Zagreb falan hani Hırvat Ligi'nde transfer bitti mi? Gerçi 18'inde mi bitiyordu? 18 Şubat'ta 26 Şubat'tan bitiyordu. Keşke oradan bazı takımlara kiralık versek en azından sezon sonuna kadar. Yine parasını biz verelim. Orada en azından farklı bir iklim görseler. Futbolcular kabul ederse Jack oynayabilir herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Şimdi Luan Perez bu arada Luan Perez'in tam olarak dönmesi Nisan gibi bunu da belirteyim. Bir küçük bir intro daha vereyim. Şimdi bu introlar arkadaşlar sevgili Evren Mutlu'ya teşekkürler çok güzel yapmış. Kadıköy'deki Rize spor maçında Fenerbahçe'nin bir golünü iki net penaltısını vermeyen hakem Cihan Aydın Fenerbahçe Kasımpaşa maçına atanıyor. Ya Fenerbahçe'ye hainlik yapan Fenerbahçe'nin hakkını yeni ödüllendiriyorlar. İlginç. Ceza demişken PFDK Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplamda 552 bin TL para cezası vermiş. Bana verseler arabayı yenilerim. Kafamda birkaç tane model var. Üstüne parayı koyar. O arabadan alırım. Böyle bir ceza. Ama çok seviyorlar. Ya iki kat ceza verin. Adaleti sağlayın. Biz razıyız. Genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan için ceza tayinine yer olmadığına karar vermişler. En çok buna şaşırdım. Nasıl olur? Hani doğruları konuştu. 4-5 ayak mahrumiyet alması lazım. Siz doğrulara tahammül olmayan bir federasyonsunuz. İlginç. Şimdi arkadaşlar. Bu kısımda bir tane intro gireceğim. Başka girmeyeceğim. Merak etmeyin. Sabırlı olun. Şimdi herkes bana aynı şeyi soruyor. Ben de size cevaplayayım. Hocam şampiyonluk yolundayız. Hani çeşitli engellemeler var. O var. Bu var. Hakem performansları var vesaire var. Şimdi hal böyleyken. Senin de dahil. Ben beni, de kastediyorum. Durum vermen. Transfer haberi vermen doğru mu? Arkadaşlar ben kendime şunu şiar edindim. Sosyal medyada ne konuşuluyorsa. Hepsini ele alıp. Sizlere en doğrusunu en doğru haberleri vermeyi kendime şiar edindim. Ben yıllardır böyleyim arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ben yıllardır bu şekildeyim. Yani siz beni bilmezsiniz. 2004'ten beri olan bir sosyal medya geçmişim var arkadaşlar. 2004'ten beri. Belki aranızda bazıları bu tarihte de doğmadıydı bile. O yüzden 2004'ten beri yaptığım şeyi yine yapıyorum arkadaşlar. Yani Fenerbahçe taraftarını sosyal medyada bilgilendiriyorum, bilinçlendiriyorum. Bilginiz olsun. Şimdi siz de haklısınız. Konsantrasyon olmamız lazım. Maçımıza odaklanmak lazım. Ama ben haberleri verirken aynı zamanda sizi maçlara da odaklıyorum. Yani bir sonraki maçımız Kasımpaşa maçı. Ankara Gücü maçını konuşmuyorum. Kasımpaşa maçına odaklanıyorum. Çünkü maç maç fikstür fikstür hani ee, nasıl diyeyim size adım adım gitmemiz lazım. 3 adım atmamızın lüzumu yok. Gereksiz de. 5 adım atmanın lüzumu yok, gereksiz de. Ha, şampiyonluk yolundaki rakibin puan kaybeder inşallah. Arka arkaya puanlar kaybeder inşallah. O zaman 3 adım yine yapmasın. Yine şey yapmasın. Ama transferi konuşmak zorundayım. Mart başlayacak arkadaşlar. Mart'tan itibaren ben size en ciddi en net duyumları vereceğim. Belki de şu anda bu haftalarda verdiğim duyumlar yazın. Buranın gündemini belirleyecek. Geçen sene öyle oldu. Ryan Kent'i ben Şubat'ta verdim arkadaşlar. Keşke olmasaydı dediğimiz transferlerden biri de. Nasip. Simon Kea'nın menajeri. Michael Beck. Fenerbahçe'nin devre arasında Simon'un durumunu sorduğu doğru. O kulüpte büyük bir yıldızdı ve hala onu geri alma hayalleri var diyor. Arkadaşlar bu duyumu ben verdim. Sercan Hamzoğlu verdi. Sanırım 5 Ocak ya da 6 Ocak'ta verdi Sercan Hamzoğlu. Tabii paylaşımda da bulundu. Ben orada da e, yorumumu yaptım. O zamanlarda bizi yalancı ilan eden bir sürü arkadaş oldu. Ya Simon Keyhan'ı Allah'ını seversen şöyle böyle falan filan diye. Şimdi aynı arkadaşları piste alalım arkadaşlar. Bakın duyum işi çok sıkıntılı bir iştir. Mesela ben... E, kendi adıma söyleyeyim. Aldığım her duyumu üyelerle paylaşıyorum. Hani 15 TL verip üye oluyorlar ya. Her duyumu paylaşıyorum istisnasız. Ama üyelere ısrarla şunu söylüyorum. Bakın ben bu duyumu aldım paylaştım. Ama bu ben duyuma kefilim. %100 olacak. Olmasa kanalı kapatıyorum falan manası taşımıyor diyorum. Sağ olsunlar onlar da bilinçliler. Şu anda bile yani dün e, iki tane ya da üç tane duyum verdim. Bugün hakeza. Yani duyum bitmiyor bizde arkadaşlar. Duyum sürekli geliyor. Yani siz zannediyorsunuz ki transfer sezonu bitti duyumu. Hayır. Başkanlık duyumu geliyor. Takımın içinde duyumlar geliyor. Yani her şekilde duyumlar geliyor. Bilginiz olsun. Ben hani bu kadar söyleyeyim size. Yine de üyeliği de tavsiye ederim. Ayrıca güzel de projelerimiz var. Şimdi Simon K olayını duydunuz değil mi arkadaşlar? Elinizi vicdanınıza koyun. Ah yani her şey ortada. Yazın hocam tekrar bir bağlantı olur mu? Yok yaza beklemeyin. Mario Branco. Ben bas bas bağırdım. Hatta biraz da amiyane e, ukala bir tabir kullandım. Mario Branko'yu bırakmak gerizekalılıktır dedim. Hala da sözümün arkasındayım. Mario Branko'yu bırakmak gerizekalılıktır. Açık ve net söyleyeyim. Bakın Fenerbahçe'de yönetim değişecek. Kesinlikle Ali Koç gidecek. Ali Koç'tan sonraki yönetim Mario Branko'yu elde tutmak zorunda. Aklı mantığı kafası çalışıyorsa tutmak zorunda. Yani gerçekten söylüyorum ya, tutmak zorunda. Şimdi sezon sonunda sözleşmesi bitiyor bu adama. Sözleşme uzatmak için henüz bir görüşme yapılmadı. İsmail Kartal istemiyor falan filan haberleri külliyen yalan. İşte biz bunu değiştirelim yoksa şampiyon olamayız dediği külliyen yalan. o işine karışılmasını istemiyor. Yani işine karışıldığı anda görevi bırakma düşüncesi var diyor Yağız Sabuncuoğlu. Kararı net diyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Şu ana kadar karışılmayan işine şu andan sonra da zaten karışılmaz. Mario Branco'nun bir yere açıklama yaptığı iddia ediliyor. Diyor ki ayrılacağım yönündeki haberleri yapan Galatasaray'a yakın bir gazeteydi. Neden böyle haberleri yapıyorlar? Çünkü başkanımız Ali Koç'un ikinci 3 yıllık dönemi bitiyor. Yaz aylarında Fenerbahçe'de seçim olacak. Benim de yaz aylarında kontratım bitiyor. Mario Branco Türkiye'deki tek yabancı spor direktör benim ve neyse ki çalışmaların takdir edildi. Bu yüzden başkanımıza sözleşmemi neden yenilemeyeceği ya da beni neden kaybedeceği yönde baskı yapıyorlar diyor. Yani uzun lafın kısası benden memnunlar diyor. Bakacağız diyor. Arkadaşlar oturulur konuşulur bu işler. Bu işler basit işler değil. Yani Mario Branco 3 takım istedi, 5 takım istedi. Tamam, gitti, kurtuldu. Şöyle yaptı böyle hayır böyle bir şey yok. Yani iyi tarafını söyleyeyim size. Arkadaşlar demek ki bu kadar takım istediğine göre Porto şu bu dediklerine göre bu kadar takım istediğine göre demek ki biz doğru adamla çalışıyoruz. Ve doğru adamı kaybetmek yani mantık dışı. mantık dışı. Ha yeni gelen yönetime de şiddetle tavsiye ediyorum daha iyisini bulamazsınız. İş alır, iş bitirir, futbolcu satar, şunu yapar, bunu yapar. Ee, neyse. Sıradaki haber. Arkadaşlar Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer var. Yani olabilir. Yani Barcelona'ya transfer. Ee, yeni Arda Güler. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Fenerbahçe U10 takımında forma giyen 2014 doğumlu Rüzgar Çilingiroğlu. Hocam Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu mu? Bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Soyadı benzerliği de olabilir. Barcelona'nın altyapısı La Masia'ya davet edilmiş. Bir hafta bir haftalığına Barcelona altyapısına davet edilmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kadar yetenekli çocuklara sahibiz ki. Bir biz kıymetini bilmiyoruz. İnşallah biliriz. Ve Al Hilal. Fenerbahçe'den Freddy Sezon sonunda 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek almayı planlıyor demiş. Arkadaşlar, Al Hilal Fredi 40 milyon euroya 40 milyon euro ödeyerek almayı planlıyor demiş. Alacak diyelim buna. Al Hilal Fredi 40 milyon euro ödeyerek alacak diyelim. Şimdi beni yanlış anlamayın. Fred değil, babamın oğlu olsa şu anda Fenerbahçe'de hiçbir futbolcu 40 milyon euro etmeyecek bir futbolcu değil. Şu an 40 milyon euro'yu herhangi bir futbolcumuza versinler. İrfan Can, Cengiz, Şimanski, Ferdi hiç fark etmez. 40 milyon euro'ya Fenerbahçe'de satılacak bir sürü futbolcu var. Hatta takımın tamamı 40 milyon euro'ya tek tek satılabilir. Onu da söyleyeyim. Ha şunu diyeyim. E, elbette ben de biliyorum. Yani bir... Mert Hakan Yıldız 40 milyon euro etmez. Bunu ben de farkındayım. Ben sadece en uç örneği verdim. En pahalı oyuncular 40. Arkadaşlar Fred için şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Ben size ne dedim? Arkadaşlar siz yanlış yere bakıyorsunuz. Fred'e talip var. Bu taliplik devre arasından önceydi. Devre arasından önce 40 milyon euroluk teklif belki de geldi. Sosyal medyaya yansıtılmadı. Aracılar girdi araya. Al Hilal ekibi bu teklifi verirse yaz döneminde Fenerbahçe bu teklifi kabul eder. Hocam Fred gibisini bulamayız. Vallahi 40 milyon euro öyle bulursun ki Fred'i. Yarısı bankalar konsorsiyumuna gitsin. 20 milyon euro ile yine bir Fred bulursun. İyi de hocam. Yani adamlar da aynı Fred'i bulabilir. Gidip 15'e 20'ye onlar da alabilir. Biz niye o, yani 15'e 20'ye alırız diyoruz da adamlar şey yapıyor. Arkadaşlar bakın. Orası bir pazar. Oraya sıçrama pazarı var. Yani Oraya sıçramak için futbolun son deminde olman lazım. Artık futbol hayatın bitmeye gelmesi lazım falan filan. Fred son deminde sayılıyor. Valla beni yanlış anlamayın. Başkan kim olursa olsun, babamın oldu olsun, dedemin oldu olsun hiç fark etmez. Ee, eğer 40 milyon euro Fred'e gelir, Fenerbahçe yönetimi kabul etmezse eski yeni hiç fark etmez. Fenerbahçe ihanet eder. Onu da söyleyeyim. Artı Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile İtalya'dan Atalanta, Almanya'dan Borussia Dortmund, Hollanda'dan PSV ve Portekiz'den Porto ilgileniyor. Oyuncuyu gözlemleyen takımlar sezon sonu resmi teklif yapmak istiyorlar demiş Engage Sports. Bunu da söylemiştim hatırlarsanız. Siz yanlış noktaya odaklanıyorsunuz dedim. Odaklandığınız noktayı değiştirin dedim. Ya herkes Şimanski Ferdi. Öğrenmişler Şimanski Ferdi. Arkadaşlar Osterwold'ye de talip var dedim. Osterwold'de de izleniyor dedim. Demedim mi? Cengiz Ünder de izleniyor. Arkadaşlar bak Cengiz Ünder ciddi manada söylüyorum. Siz şu anda hakikaten Cengiz Ünder'i anlamıyorsunuz. Ya şu anda X bir Avrupa takımı Cengiz Ünder'e 40 milyon euro verip satın alsa. Buna siz şike, şaibe, hülle mi dersiniz yoksa abi şimdi iyi bir Cengiz de 40 eder mi dersiniz? Ben ikinci ikinciyi diyeceğinizden adım soyadım kadar eminim. İyi bir Cengiz 40 eder. Hocam iyi de sen de şimdi iyi polyanlacılık yapıyorsun. Yani ciddi polyanlacılık yapıyorsun hocam. Yani 40 milyon euro Cengiz iyi. 40 milyon euro Fred 80. 40 Şimanski gönder. 120. 40 Ferdi gönder. 160. Oldu hocam. Milletin kafası hiç mi yok? Ben öyle bir şey söylemedim. Milletin kafası da çok iyi çalışıyor. Başka yerde çok iyi çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Fenerbahçe futbolcuları takipte. Fenerbahçe futbolcuları izleniyor. Biri Fenerbahçe futbolcularını gözetliyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Cümlemi tekrar ediyorum. Bizi yazın en çok İrfan Can, Cengiz uğraştıracak. Siz Şimanski diyorsunuz. Osterwolde diyorsunuz. Ferdi diyorsunuz. Bunlar net. Ferdi'ye 40 verdim. Hayırlı olsun. Gözün aydın. Anlaşma tamam. 35 artı sonraki satıştan %20 pay. Bonuslar, cartlar şurada. Hayırlı olsun. Gözün aydın. E Şimanski bu kadar. Hayırlı olsun. Gözün aydın. Bitti. Ama İrfan için bugün kaç? 15. Çok az değil mi? Cengiz'i 20'ye satsak. Hocam 20 çok az. 15'e zaten biz aldık. 25'e satsak. Hocam şimdi Cengiz gibisini de bulabiliriz. Şöyle bir çağlar borsası olacak. Transfer borsası olacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yazın belki de Fenerbahçe tarihinin en köklü değişikliklerinden biri olacak. En para harcanan, en para kazanan sezon olacak. Bak bunda kefilim. Şimdiden söylüyorum. 23 Şubat itibariyle söylüyorum. 23 Şubat 2024. Fenerbahçe tarihinin en çok para kazanılan, en çok para harcanılan ve devalüasyonu en yüksek olan sezonu yaşanacak. Belki 25 futbolcu gidecek. Atıyorum 15 futbolcu gelecek. Toplam 40 futbolculuk bir havuz oluşacak. Demedi demeyin. Son olarak da Can Uzun. Arkadaşlar Fenerbahçe Gümbelek'ten Can Uzun'u gözlemledi. Görüşme yapıldı. Can Uzun'da iyi bir Fenerbahçeli. 18 yaşındaki futbolcu 10 numara pozisyonda yer alıyor. 8 milyon euroya kadar çıktı piyasa değeri. Keşke çıkmasaydı. Bundesliga 2'de yer alması bir avantaj. Bu bizim için bir avantaj. Şimdi oyuncu 18 yaşında. Bakın yaşı 18. Forvet ve 10 numara oynayabilen bir oyuncu. Türk milli takım tercihinde Türkiye'den yana kullanacağını da tekrardan belirtti. 1445 dakika 14 gol 3 asist. Bana diyeceksiniz ki hocam oynadığı lig Allah'ını seversen sen oynasan sen de bu kadar atarsın. Ya, o kadar da değil. Ben haddimi yerimi bilirim. O kadar da değil. Ortalama 16 maça çıkmış. Yani dakika bazına süre alırsın. 16 maça çıkmış. 14 gol 3 asist yapmış. Biz bu arkadaşı istedik. Biz ilk istediğimizde tren kaçmaydı, kaçmamıştı. Ancak şu an bence tren kaçtı. Bence şu an bizim can uzun alma ihtimalimiz yok. Bir şey hariç oyuncu koyu Fenerbahçe'de. Yönetimine baskı yapar. Fenerbahçe satar. Sonraki satıştan şu kadar pay der. Ee, falan filan Inter Milan olayları olur. Ona bir şey diyemem. Ama şu anki konjektürde bizim bu oyuncuyu alma ihtimalimiz neredeyse var. Kenan Yıldız için de aynısı geçerli. Kenan Yıldız'ı da belki alabilirdik ama şu an zor. Arkadaşlar transfere dair gündemi anlattım. Ama lütfen beni kötü niyetli algılamayın. Bakın Fenerbahçe'nin belki kasasına 120 milyon euro para gelecek. Aleksandro ismi doğru değil. Ama şunu söyleyeyim bir Fred'in gitmesi bir Can Uzun'un gelme ihtimali tabii ki de olabilir. İrfan Can'ın gitmesi Cengiz Ünder'in gitmesi tabii ki de olabilir bunlar. Bunlar olmaz şeyler değil. Bugün Fenerbahçe'de en yaşlı futbolcu Edin Dzeko. Belki gelecek sene Edin Dzeko'yu yedekleyecek. Hani biz Batshuayi falan hiç konuşmuyoruz farkındaysanız. Belki Batshuayi yedekleyecek isimler alınacak bu takıma. Biz bugün Ferdi Kadıoğlu diyoruz. Mesela Rüzgar Çilingiroğlu diyoruz ki genç bir kardeşimiz. Bunları konuşuyoruz. Ya Osterwolde, Mert Müldür. Bunlar da genç kardeşlerimiz. Bunlar da satış potansiyeli yüksek isimler. Osayi Samuel. Allah aşkına o bugün 12'ye satsam bana zarar ettik diyen de çıkar aranızda. 15'e satsak iyi oldu diyen de çıkar. Aza gitti diyen de çıkar. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'nin elinde iyi bir maden var. Fenerbahçe bu madeni iyi kullanmak zorunda. iyi değerlendirmek zorunda. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar bir kez daha hatırlatıyorum. Açıklamada bir bağlantı var. Hemen videonun açıklama kısmında. Bağlantıya tıklayın. Kadıköy sokağın karşısında yazan abone olun diye tıklayın. Tümünü seçin. 69.000 kişi de sadece 2700 kişi de aktif. O yüzden canlı yayında olsa hiçbir bildirim gitmiyormuş. Canlı yayın video bildirimi gitmeme sebebi sizmişsiniz. YouTube yönetimine özellikle 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 sordum. YouTube yönetimi bunu özellikle belirtti arkadaşlar. Benden söylemesi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere.